Evet abi. Mesela bak Barbara şehri şurada ben çalışırken Fransızcasını duygu birliklerinin arasına hep işaret koymuşum. O işaret koyduğum her yerde muhakkak nefes alacağım ve bir nefeste okumak zorundayım onu. Evet Bir gördüm nefeste abi. okumak zorundayım. Şimdi benim çok sık okuduğum yine belki kayıtta sende de vardır o şiir ama orada da bu anlattığım konu çok açık belli olduğu için onu okuyayım sana istersen. Aydın Gün bir drama yazarı, özellikle çocuk oyunları yazan bir tiyatrocu diyelim. Adamcağızın Telli Kavak diye bir şiiri var. Oh. Bu şiiri ben 58-59'dan beri okudum yani bu şiiri. Onda şöyle bir anım var. Bir gün fakültenin bir odasından radyo sesi geliyor. Radyo var o zaman, başka yayın yok. Semih Sergen bu şiiri okuyor, Telli Kavak diye. Ben durdum, salonda geziyordum. O ses geliyor bir odadan. Tam sonuymuş şiiri. Ergin Günçe vardı benim sınıf arkadaşım. Antolojilerde görürsünüz. İkinci Yenicilerin önemli isimlerindendir. Maalesef genç yaşta bir uçak kazasında Ergin Günçe'yi kaybettik. Ergin'e dedim ki ya böyle böyle Semih Sergen dedim bir şiir okuyordu. Telli Kavak'mış adı dedim. Biliyor musun o şiiri? Biliyorum dedi. Bana bir şiir yazdı getirdi. Şiirin altında Doktor Onur Şenli yazılı. Şenli yazılı. Şiirin altında. Ben 40 sene Doktor Onur Şenli'nin diye okudum bu şiiri. 40 sene. Her yerde de istiyorlar. Allah Bu internet ortaya çıktıktan sonra bir gün baktık ki internette Aydın Gün yazıyor. Şiirin altında Aydın Gün'ünmüş ne şiir. Ve ben bir yine etkinlikte Aydın Gün'den özür dileyim dedim. Onur Şenli'den böyle ben dedim reklam parası alacağım. 40 yıl adamı Yani, yani böyle yani. bir durumum var. Bu şiir Anadolu'yu anlatan bir şiir. İster sağcı ol, ister solcu ol. Gerçekten şiiri sevmenin ötesinde Anadolu'nun kaderini o şiirde görmek mümkün. Ya oralı olmadığını biliyorum. Kastamonu, Daday, Çiğdene köyü diye bir köy. Halil var. Şahıslar var. Yerel ifadeler var. Oralı olmadığını da biliyorum. Ya birilerinden duyduğu bir şeyi anlattı. Gitmiş, yaşamış da Yine ya bir olabilir. gezide bir yerde rastlamış olabilir. Bu şiirinde de aynı demin dediğim o duygu birliği içerisinde okunan kısa uzun mısralar var. Uzun derken sayı bakımından fazla anlamında uzun mısralar var. Telli Kavak. Bir telli kavak büyürdü Daday'ın Çiğdeneli köyünde usuldan usuldan. Yerin karanlığından azat olmuş aydınlık sular yürüdü ayaklarının ucundan. Kendi halindeydi Telli Baba. Geceleri gökyüzüne bakarak samanyolunu düşünürdü yaprak yaprak. En uzak bulutlara başını kaptırmıştı. Ona konmayan kuşa kuş, ona değmeyen rüzgara rüzgar denmezdi. Gel zaman, git zaman. Kızını ne verecekti Çiğdeneli Halil, cebindeki yetmezdi. Bir gece sabaha karşı bir yansın ettiler baltayı ayak bileklerini telli. Aman dedi telli bak vurma. Yapraklar yalvardı bir ağızdan kıyma. Aman zaman dinlemezdi Çiğden Ali. Kızını ev verecekti cebindeki yetmezdi. Uzanıverdi telli bak ortasına gecenin boylu boyunca. Oldu mu ya dedi böğründe duran baltaya. Ne olacak şimdi kuşlar? Rüzgar. Kuşlar nereye konacak? Oradan oraya atıldı, elden eline satıldı, boynuna dört demir takıldı, Çankırı'ya beş maceratını uzak bir tepenin buzdasına çakıldı, bunladı, durdu, telefon direği oldu telefon. Geceleri gökyüzüne bakarak samanyolunu düşündü yaprak yaprak, suları düşündü ayakların ucunda, rüzgarı düşündü, kuşları düşündü avucunda, gözleri dolu dolu oldu ve bir türkü söyledi en sonunda. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine canım böyle mi yapar? Aydın Gül. Ayağına sağlık. Abi bu Telli Kavak'ın hikayesini dinledin mi veya biliyor Yok, musun? yok. Yalnız içinde kendim de köy çocuğu olduğum için köy hayatını yaşayanlar bilir. Bu aile nüfus çoğalmasından, bölünmelerden, mirasların doğmasından işte adamın bir evlek yani 250 metre kadar bir bahçesi kalmış ancak o düşmüş haline. Onu da Tesadüf ya satmak orada zorunda da o çına işte Telli Kavak ağacı kocaman bir selvi kavak.
Biz Karadeniz'de o tip kabaklara selvi kabak deriz. Biz de selvi deriz, evet. Bu şehirdeki geçen telli kabak, yani kafanı gökyüzüne doğru kaldıracaksın, belki de zırt düşebilirsin. O kadar uzun. Söğüt ağacı değil, kabak ağacı. Biliyorum. Söğüt biliyorsun. Yuvarlaktır, etrafına büyür. Evet. O kabak başına gider. Evet, sarmaşık gibi gider. İşte adam onu da o kızını evlendirmek için tek varlığı olan ağacı satmış. Öykü böyle. Onu bir yerden demek ki dinledi filan veya şahit bir oldu. Bir ihtimalle, çünkü Kastamonu olmadığını gayet iyi biliyorum. Oralı değil. Anladım. Peki abi, teşekkür ediyorum. Evet.